Evet arkadaşlar, Galatasaray çalışmamıza geri dönelim. Şimdi bakın, dokusunu kazandırmışım. Şu kısmın olduğu tarafı komple güzel bir yatay doku kazandırdık, biliyorsunuz. Ne yaptık? Güzelce böyle yatay doku yaptık. Sonra çevirdik, nötrledik. Güzelce buraları kazandık. Şimdi duvar kısmının olduğu yerde bakın, dikey doku kazandırmışım. Gördünüz mü? Komple böyle şuradan başladım. Şuradan buraya kadar. Güzelce doku kazandırıyorsunuz. Hiç öyle uyduruk yapmayın arkadaşlar. Bakın şöyle yapmayın yani, işte şöyle yaptım da. Aman nasıl olsa kim fark edecek demeyin lütfen. Sonra çevirin, nötrleyin. Güzelce sık olsun. Güzelce sık sık yapın böyle, tamam mı? Bakın şurası gibi. Burası gibi. Sıkça yapın. Buraları tabii boş. Buraya boydan böyle buraya kadar dikey doku yapıyoruz. Sonra ne yapıyoruz? Şimdi çevirdim. Bakın. Şurada bir kesme işareti var. Gördünüz mü? Buradan kıvırdım. Şöyle kıvırıyorum. Kıvırdım. Çeviriyorum. Arkasını ne yapmışım? Maket kartını yapıştırmışım. Ne kadarmış? Eni 5 santim. Boyu da ne kadarmış? 30 santim olacak şekilde. Şuralardan bir yarımşar santim, şuradan yarım santim, buradan yarım santim, buradan yarım santim kalacak şekilde yapıştırmışım güzelce. Bunu ben önceden yapıştırdım ki vakit kaybetmeyelim. Hemen yine maket kartonumuzu hazırlıyoruz. 3 santim. Bu küçük olduğu için kenarları 3 santim bırakıyorum arkadaşlar. Yine buradan 3 santim. Bu 3 santimler ne biliyorsunuz? Bunu da söyleyeyim. Şu resmin bakın şu kısmından itibaren 3 santim. Yani şu beyaz kısmından itibaren 3 santim değil. Hocam önceden 4 santim veriyorduk. Biliyorsunuz küçük obje şeylerde A4 boyutlarında 3 santim falan kullanıyorum. Yani çok 4 santim yapmıyorum. 3 santim, 3 santim, 3 santim. Buradan da 3 santim yapıyorum. Güzelce böyle tam ortasına ayarlıyorum. Şöyle bir maket kartını hazırladım yine bakın. Kenarlarında yazdım 3'er santim, 3'er santim diye. Şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Tabi bunu ben önceden ortalayın. Şu maket kartonunu ortalayın. Güzelce yapıştıralım. Bakın bunun şu kısma kadar olan kısmını, beyazını kestim. Bakın burası duruyor. Buranın beyazı duruyor. Görüyor musunuz? Şuraya kadar olan kısmı. Şu kesme işaretine kadar olan kısmı. Burası duracak. Burayı sıfırlayacağım bakın şu kısımlarını. Şu. Neden? Çünkü bunun bu kısmını böyle kaldıracağız. Perspektif kazandıracağız. Şimdi bunu ben ortaladım. Yüksekliğinde arkadaşlar, şu yüksekliği de perspektif yüksekliğinde 2 santim. Ha bak, yazmışım buraya. İki yükseklik 2 santim yapmışım. Tamam mı? Şimdi güzelce bir arkasını çeviriyorum resmin. Hatta şöyle çizdim bakın. Şöyle çizdim. Şuradan buraya silikonu buraya sıkalım, daha rahat olur. Evet, bugün günlerden pazar. İzmir'de kapalı bir hava var. Şuraya yükseklik için biraz badem sıkacağım. Yani badem yüksekliğinde bir silikon sıkacağım ki 2 santim yüksekliği verebileyim. Güzel bir hava var. Keşke yağmur yağsa. Şu kısmın olduğu yeri bakın, şuraya işaretlemişim. Bu kısmı olduğu yeri yayacağım. Kredi kartı olur, başka bir. Bakın şöyle yayma yapmayın. Bakın şu boşlukları görüyorsunuz değil mi? Boşluklar oluşmasın lütfen. Güzelce böyle her tarafını kapatın. Bastırın. İyice bastırın ki şuraları, kenarları taşabilir, taşsın, önemli değil. Çok da silikonu yutmamaya çalışın. Evet, güzelce yaydım. Buraları yaymıyorum tabii, şu yüksekliklere. Evet arkadaşlar, silikonun çok iyi koktuğunu söyleyemem. Evet, ne yapıyorum? Şu işaretlediğim yerlere bakıyorum. Kamerayı biraz yüksekte tuttum ki siz de görün. Şuradan şöyle işaretlediğim yerlere güzelce yapıştıralım. Bastırın. Şu kenarlarını şöyle, silikon olan yerleri falan iyice bastırın. Altına maket kartını koymuyor birçok arkadaşımız. Arkadaşlar biz o teknik yapmıyoruz. Biz işimizi sağlam yapıyoruz. Biz sapasağlam bir resim yapıyoruz. Sonra ilerleyen yıllarda kopan, ayrılan, yırtılan, dökülen resim yapmıyoruz. Evet. Şu kısımda önce azıcık şöyle minnacık bir bastırdım. Sonra kaldırıyorum. Şimdi yüksekliğini ölçeyim.
2 santim ayarlayayım onu. Biraz daha ayarlamayı yükseklik kaldırdım. Evet, tam 2 santim şu an. Şu yüksekliği 2 santim. Şimdi onun aşağı inmemesi için biraz da çalışma yapacağım ve şöyle bir maket şey strafor koyayım, yerleştireyim ki bakın böyle bastırdığım zaman inmesin. Sonra kuruyunca alacağım onu. Tamam mı? Şunlar bakın burada. Şu. Bunu böyle ben burada çalışacağım şimdi. Aşağı inmesin diye yaptım. Şimdi önce ne yapmıştık? Biliyorsunuz şunu kesmiştik. Bakın. Bayrağı kestik. Şu aslanı kestik. Bunu zemin yapacağız dedik. Şu ayaklarını kestik. Şunu bir alayım da daha net görün. Şimdi bayrağı güzelce dokusunu kazandıralım. Bunun için doku kalemi yere düşmüş. Bakın. Şu gölgelikleri var ya. Şu gölgelikler. Buralara doku kazandırıyorum. Şu kenarlara böyle güzel şöyle yapıyorum. Yap yap yap. Bazı yerlere arkadaşlar bakın. Buraları gölge. Gölge olmayan yerlere de yer yer yapıyorum. Doku yapıyorum. Her yerine çok da yapmıyorum. Şöyle göstereyim. Görüyor musunuz? Evet, tamam. Televizyon sesini kısalım. Bu tarafı da aynı şekilde. Şu kısımlarına bakın. Şuraları görüyor musunuz? Şurayı. Bakın şurayı yaptım. Şu çubuk olan yere düz doku kazandırdım. Güzelce. Tabii ki aynı şeyi bu tarafa da yaptım. Formumuzu verdik. Şöyle yamuklu yumuklu. Bakın. Biraz bayrak havası versin diye. Şöyle arkadan da göstereyim. Yamuk yumuk biraz form verdim. Şuraya da verelim. Şu çubuk olan yerlerine şöyle form vereceğim. Hatta elimle veriyorum bakın. Elimi daha rahat. Evet, şimdi burada benim baz aldığım nokta iki bayrak, aslanın şu popo kısımları ve şu karın boşluğu, şurası arkadaşlar, karnı değil. Şu iki aya, şu iki arka kısmı var ya, kalça kısmı. Orayı baz aldım, kurtardım. Bir de şu ayaklarını kurtardım. O ayaklarını yine dokuyu kazandırmıştık biliyorsunuz. Güzelce böyle verevli. Şimdi buraya bir biraz tüy havası kazandırmak için şöyle bir çentik atalım biraz. Şöyle minik minik dokunuşlar yapalım. Bakın. Evet, şu parmak arasında şöyle yaralım. Tersini çevireyim. Tersten daha rahat yapabiliyorum. Bakın bu kadar şey. Çok da böyle şey bir yapmıyorum. Böyle çılgın gibi çentik atmıyorum. Şu. Şuraya çentik attığımız yeri böyle ayıralım biraz. Aynı şekilde burayı da yapalım. Buraya doku kazandırmıştım zaten ben. Bunun verevi de bakın şöyle. Şu. Çok değil. Ters gelecek. Şöyle yapayım. Sonra çentiklerimizi atalım. Parmak aralarına. Formlarını verelim. Şu. Evet. Güzel. Şu popo kısımlarının böyle şu arka taraflarına çok şey vermeyeceğim arkadaşlar. Bu çantik olayını yapmayacağız. Tamam mı? Şimdi bunu alalım. Öncelikle şuraya bir yapıştıralım mı? Şuraya. Ana zeminimize. Az önce yapıştırmıştık. Yani yükseklik kazandırmıştık. Bunu bir yapıştıralım. Nasıl yapacağız biliyor musunuz? Şu bayrağın arkasına biraz silikon. Bu bayrağın arkasına biraz silikon. Şu aslanların şu arka tarafına azıcık silikon. Buraya da azıcık silikon. Buraya yapıştıralım. O kuruya dursun. Hadi bakalım. Şöyle, hatta şu zemine yapayım. De önemli değil. Zemine de yapabilirsiniz. Bakın. Bu kadar. Çok az. Buraya da yapabilirsiniz. Zemine de yapabilirsiniz. Şu kısımların iki ortasının olduğu yeri biraz fazla sıkıyorum ki. Çeviriyorum.
Önce biraz presleyin elinizle. Sonra azıcık kaldıralım. Tabii bakın bunlar da tabii böyle havada kalmayacak. Bunu da bastıracağız. Silikon çıktı oradan. Çıksın, önemli değil. Zaten şuraya aslanın ayağı gelecek. Bakın. Şurada bir mesafe oluştu, gördünüz mü? Yani bunu ben şöyle olduğu gibi böyle preslemedim. Burası, şurası bakın havada kaldı. Onu da zaten öyle olmasını istiyorum. Şöyle bir kuş bakışı bakayım. Evet, güzel. Şöyle azıcık indirelim. Çok da yüksek olmasın. Zemine paralel olsun. Evet. Şunu yüksekliği arkadaşlar yarım santim falan, yani çok değil. Bakayım ölçeyim. Evet, gerçekten yarım santim. Şu mesela bunun ucu yere değdi. Çok da önemli değil. Yere değsin. Her ikisi de aynı olmak zorunda değil. Evet, şimdi bu kurusun. Biz şimdi aslanın diğer kısımlarını bir yapıştıralım. Bunu kenara bırakıyorum. Kurumasını bekliyorum. Şimdi nerede kalmıştık en son? Şu parçalarımıza. Ondan önce arkadaşlar bakın. Şunu kesmiştik ya. Şunu. Bunun arkasına hemen küçük bir 3 milim maket kartonu. Kenarlarını siyaha boyadım keçeli kalemle. Hemen şöyle. Bakın şurada yazmışım. Bunları önceden yazıyorum ki 1 santim, 1 santim, 1 santim, 1 santim olacak şekilde. Böyle güzelce yapıştıracağım. Bu neyi sağlayacak? Bu şu amblemin olduğu yerdeki kısmın daha düz durmasına yardımcı olacak. Yapıştıralım. Ortaladım. 3 milim arkadaşlar şu maket kartonu. Biliyorsunuz hep 3 milim çalışıyoruz. Evet. Şimdi bunu çıkarmıştık. Elimi sileyim. Bunu da yapıştıracağım. Buna form vermeyi düşünmüyorum arkadaşlar. Hani böyle form veriyorduk ya. Buna form vermeyeceğim ben. Böyle şöyle azıcık şöyle yüksek olacak şekilde yapıştıracağım. Hatta silikonu şunun altına, yani şu kısmının altına birazcık, bir de şu kısmının altına azıcık bir şey sürmek istiyorum. Bakalım nasıl duracak, güzel duracak mı? Şu kısmının arkasına. Bir de şuraya. Sıkayım ki birazcık havada dursun. Önce biraz presleyin. Bastırın yani kurumasını. Şu kısmı iyice, bakın şu kısmı iyice bastıracağım. Şu kısmı da bastırdım. Şimdi havaya kaldıracağım. Dikkatli izleyin orada beni. Fazlalığı alıyorum silikonları. Şunu da buraya alalım. İki de buraya gitmeyelim. Evet, şu kısmı iyice presledim ucundan. Buraya temizleriz, son problem değil. Şu kısmını havada kaldırdım. Havada duruyor yani. Evet. Şu ortadaki 1905 yazısında arkadaşlar çıkartın. Şimdi ben A4 boyutunu yaptım. Siz 35-50'sini ya da 50-70'ini yaparsanız onları muhakkak çıkartın. Bakın yüksekliğine. Yani şurayı olduğu gibi presledim. Burayı havaya kaldırdım. Bakın neredeyse. Bu da havada duruyor şöyle. Gördünüz mü? Sadece şu kısmı iyice presledim. İyice yapışmasını istedim. Bakın bu kısımlar hep havada. Şuralar hep havada. Şimdi 1905 yazısını da muhakkak çıkartalım. Şöyle yaptım. Bakın ne icatlar yapıyorum. Şu iki maket karton arasına koydum rakamları. Kaybetmeyeyim diye. Kese gibi yaptım yani onu.
Muhakkak onları da çıkartın. Onlar nasıl? Onları da güzel. Şunu kenara bırakıyorum kurması için. Bunu da göstereyim hemen. Bunları güzelce dokularını kazandıralım. Şu bir. Bunu olduğu gibi çıkartın. Şurada olduğu gibi göstereyim size. Şu birimiz. Şu. Şöyle çevireyim. Bu bir. Kenara bıraktım. Dokuzun içine oyun. Güzelce şu gölgelerini çok almayın arkadaşlar. Çok almamaya çalışın ama almadığınız zaman da çok rakamlar küçük olduğu için belli de olmuyor. Ben burada bakın birazcık almışım gölgesinde. Şu 9 içine oydum. Burayı içine oyarken iğne kullandım. Enjektörün iğnesini şöyle ortasından bastırdım. Güzelce oydum. Bakın şöyle. Orayı da boyadım. Her tarafını boyadım. Güzelce. Bu. Bu 9'umuz. Yine 0. Onun içini yine oydum. Bakın şöyle deldim yani. Bu da 5'imiz. Biraz bakın siyahlıklarını da almışım ben. Aslında siyahlık çok almayı sevmiyorum ama mecburen aldım. Çünkü çok küçük. Hemen küçük bir form veriyorum. Böyle dış bükey verdim buna. Mesela bunun 9'unu da şöyle şu kenarından verdim. Tabii büyük olursa bunları rahatlıkla doku verebilirsiniz ama bunlar küçük olduğu için hatta tam böyle ortalayın 9'u şöyle yapıverin. O yeterli olur. Sıfırı bakın o kadar küçük ki tutması bile zor. Sıfırın kenarından bir sağından bir de çevirdim öbür tarafın bu tarafından yaptım. Şöyle. Biri de aldım. Bunu da az önce şu bölüme yapıştıracağız. Yapacağımız yere. Onu nasıl yapacağız? Yine burada tığ devreye giriyor. Tığın önemi devreye giriyor arkadaşlar. Niye tığ ucunu kestiğimizi anlıyorsunuz değil mi? Yapıştırmak için. Hemen tutacağım. Çok küçük parçalar çünkü kaçıyor. Cımbızdan kaçabiliyor. Bunları tabii ki presleyeceğim. Bunları havada tutmak istemiyorum çok. Böyle form verdiğim için kabarık duracaktır. Bastırın. Evet, 9'umuz nerede? Bakın o kadar az sürüyorum ki silikonu. Sıfırımızı da alalım. Hemen yine az bir silikon. Bugün sis var denizde. Karşı yaka Bostanlı bayraklı görünmüyor. Yürüyüşe çıkacaktım sabah. Sonra dedim ki komşuma gel kahvaltı yapalım dedim. Kahvaltı yaptıktan sonra da yok bulaşıktı, yok muhabbette kaldık. Neyse, babacığım haftaya gelecek inşallah. Onunla beraber dağ yürüyüşüne çıkarız. Evet, gördünüz mü? Evet. Bunun işimiz bitti arkadaşlar. Bunu kenara bırakıyorum. Şimdi gelelim şu aslanları. Geçen hafta tamamlamıştık bölümlerini. Onları yapıştırmaya sırasıyla. Ben bir şu taraftakini yaptım. Bu taraftakini henüz yapmadım. Şurada Galatasaray yazısı var. Yine aynı şekilde arkadaşlar bunları da elimde niye tutuyorsam bununla aynı şekilde doku kazandırıyorsunuz. Buradan 0 0 0 çıkartıyorsunuz. Mesela A harfinin içine uyuyorsunuz. Güzelce böyle 0 çıkartıyorsunuz. Şimdi onunla vakit kaybetmeyelim. Şu aslanımızı bir yapıştıralım. Aslanımız da çok güzel olmuştu bakın. Dişini falan yapmıştık. Alt dişlerini falan yapmıştık. Gördünüz. Hemen yapıştıralım. Hadi yapıştırmaya geçelim. Önce bunu bir alalım. Buraya bir yapıştıralım. Şimdi arkadaşlar bakın. Burada nasıl yapacağım? Şu kısımlarını dış bükey yaptım. Ama şu yelelerini şöyle iç bükey öne doğru attırıyorum. Tamam mı? Siz öyle yapın. Yani şu kısmı çukur. Ortası çukur. Yeleler öne doğru. Hemen silikonumuzu sürelim.
kızgın bir aslan bu. Bastırıyorum. Şurada arada çok az bir mesafe kalıyor. Şimdi bunun altında ne var? Şu var. Bunu da yapıştıralım. Yine aynı şekilde hafif böyle dış bükeye veriyorum. Bunları böyle. Bakın şöyle yapıyorum ki gelişi güzel yapıyorum. O aslanın yelesi güzel dursun. Az bir silikon. Yaparken çok kaydırmamaya çalışın. Görüyor musunuz? En son şu kaldı. Bunu zaten biliyorsunuz şu kısmını oymuştum ben. Burası bir şey lazım olmuştu ama yine de değerlendirdim. Bunu özellikle size gösteriyorum arkadaşlar. Biz aslında her resmi yeni baştan sıfır olarak gösterebilirim ama resimleri değerlendirmeniz açısından bu kısımları böyle kullanılmış yerlerinde özellikle gösteriyorum ki siz de değerlendirebilin diye, tamam mı? Bunu yapıştırırken de artık şuraya az bir şey silikon sıkacağım. Hatta bunu yaparken bir parça buraya ekleyip öyle de yapabilirsiniz, tamam mı? Şöyle bir yapıyorum. Bakayım nereye silikon sıkmamam lazım. Şuraya sıkmayayım ki. Çizeyim oraya. Oraya şöyle 3 aşağı 5 yukarı kenarını çizeyim en azından. Şu kısımlara silikon yapmayayım. Şuralara yaparım silikonu. Bir de şu kenarlara minnacık silikon. Bastırın. Bastırdıktan sonra da iyice kuruduktan sonra şu yerelerine istediğimiz gibi şekil verebiliriz, tamam mı? Şimdi bu kuruyacak. Bu kuruduktan sonra ben bunu alacağım. Bir de ayağı vardı biliyorsunuz. Şimdi az önce şimdi zemini yapıştırdığımız bu ana zemin biliyorsunuz. Kaldırdık şu kısmını. Bayrağımızı yapıştırmıştık. Buraya yapıştıracağım. Ama bundan önce yapmamız gereken şey var. Şu iki bacağının bakın şu karın bölgesini ve burayı kurtarmıştık. Orayı nasıl kurtarmıştık onu göstereceğim. Önce bunu yapıştıracağız. Yani iki aslanın. Bunu da kurtaracağız. Ondan sonra ayağını yapıştıracağız. En son kafayı yapıştıracağız, tamam mı? En son. Biraz şöyle kalkıp dursun. Şimdi öncelikle bunu gösterdikten sonra hadi bir tekrar edelim. Şimdi şu kısmını göstermiştim arkadaşlar size ben. Yalnız şuraları bakın şu kısımları pinçik atmıştık. Yine buralara da atalım. Pinçiğimizi atalım. Evet, martılar yine havada uçuşuyor arkadaşlar. Ne zaman martılar havada uçuşsa muhakkak bir yerlerde deprem oluyor gerçekten. Artık bunu çok iyi gözlemledim. Evet, bakın. Gördünüz mü? Şimdi şu arasına, parmağın arasına çıt atalım yine. Buraya, evet atmışız buraya. Buraya da atmışız bakın şuraya. Şu çıt atmışız. Şuraya da atalım. Orayı da boyayalım bir. Ve burayı boyamışım. Şurayı boyamamışım. Evet. Buraları boyadı zaten. Şimdi form verelim. Bakın şurada buruşmuş aslanın eti. Ben de öyle yapmaya çalışırım. Bakın şöyle yaptım cımbızı. Ki aslanın şu ayağının olduğu yeri böyle hani o kısmı ortaya çıksın. Şu çıt attığımız yerlere form veriyorum. Yine bakın buralara. Bu cımbızı bu taraf olmuş, şu taraf olmuş çok da önemli değil. Ama en azından parmak aralarına form verelim. O zaten ne kadar form verseniz de o bir müddet sonra şey olacaktır. Bakın şurada bir bölüm var ya. Onun öne çıkması için böyle sola doğru çeviriyorum cımbızımı. Tamam mı? Şöyle ayak şeyi dursun, yüksek dursun diye. Bu tarafta da yine tuttum. Bu taraftakini sağa doğru çevirdim. Tamam mı? Evet, güzel de oldu bence. Bu. Şimdi bu ayağımızı yapmıştık. Bunun çıtlatmalarını yapmıştık arkadaşlar. Evet, işimiz bitti. Şimdi gelelim buraya. Burası bu ana zeminimiz. Burası iyice kuruduktan sonra arkadaşlar bunları yapıştırın, tamam mı? Kurumadan lütfen yapıştırmayın. Benim gibi hızlı hızlı yapmayın. Çünkü benim artık hassas alıştı.
Şuralara böyle biraz dış bir kere form verelim. Çok kıvamını biliyorum yani. Yapıştırırken. Bunu bir yapıştıralım hadi. Ama silikonum da bitmek üzere. Silikonu şuraya süreceğim. Karnının alt kısmına. Buraya da süreceğim. Burayı ayağının altına. Buraya da az bir şey. Az. Evet. Silikonum bitti. Evet. Biz de küçük şu silikonumuzu kullanırız. Bu idare eder şimdilik. Bakın şu çizgiye dikkat edin, oldu mu yapıştırırken. Çok da preslemiyorum bakın. Çok da havada durmasını istemiyorum. Evet, güzel oldu. Şimdi gelelim şu ayağına. Bu ayağını buraya yapıştıracağım. Evet, yine bunu parmak aralarına çıt atmıştık biliyorsunuz. Yine çıtlattık kenarlarını bakın. Buna da yine şöyle bir dış bükey form verdim. Bunu buraya yapıştıracağım. Buna silikon sürerken arkadaşlar sadece şu kısmının altına süreceğim. Yani şu kısmının altına süreceğim. Evet, nerede silikonumuz? Çünkü buraya sürmüyorum. Neden? Oraya yelisi gelecek ya. Yelisi geleceği için oraya araya sıkıştırmak istiyorum. Ama şu an bu tabi ıslak. Şimdi ben bir dahaki videomuza kadar şu Galatasaray ayasını halledeyim. Şu ön ayağını halledeyim. Bu taraftaki aslanı halledeyim. Sonra bu da hem o zamana kadar kurur. Bunu da buraya güzelce yapıştırırız, tamam mı? Hadi bakalım, geçmiş olsun. Kolay gelsin.